Çocukluğunda biyolog ve genetik mühendisi olmayı istediğini fakat arkadaşlarının telkiniyle üniversitede güzel sanatlar okuduğunu dile getiren Tuba Büyüküstün, Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında büyük hayran kitlesi edinmesini doğru projelerde yer almasına bağladı. Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor. Belki bir gün Hollywood'da film yapma şansım olur ya da olmaz. Nerede olduğundan daha çok nasıl bir iş olduğu, kalitesi ve neye hizmet ettiği Bunlar çok daha önemli ifadelerini kullandı. Büyük son dönemde tekrar gündeme taşıyansa Murat Boz'la başrolünü paylaştıkları Netflix dizisi Zeytin Ağacı. Özel hayatı da merak konusu olan Tuğba Büyüküstün, 6 ile evi kaldığı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'la ikiz kız çocukları dünyaya getirdi. Şu anki dizideki rol arkadaşı Murat Boz'la ilişkisi olduğu iddialarını Boz birinci ağızdan arkadaşız diyerek yalanlamıştı. Evliliği sonrası Umut Evirgen'le uzun süren ilişkisi olan Tuğba Büyüküstün sevgilisinden ayrıldıktan bir süre sonra sosyal medyadan Evirgen'e söylediği düşünülen şu ifadeleri kullanacaktı. Niçin bilmiyorum. Nasıl hiç bilmiyorum. Aşık oldum. Ayrıca da belli fazla fazla aşık oldum. Olmuşum. Bir ara fakat bundan böyle birbirimize baktığımız yerde acımsı bir lezzet var. Yok acı değil, daha fazla kekremsi. Hani olmamış hurmayı yersiniz ya, diliniz damağınıza yapışır. Ne vardır, ne yok. Ne keyif verir, ne de atabilirsiniz. Aynen öyle, o keyifsiz yapışkanlıkla kala kaldık işte. 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'a dünyaya geldi Tuğba Büyüküstün. Baba tarafından Aslan Girit göçmeni, anne tarafından Kırım göçmeni. İlk öğretim ve lise öğrenimini İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda okudu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde tamamladı. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Kilitrol sayesinde oyunculuğa başladı. 2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çağınırman yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. 2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altı adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcuoğlu ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yakaladı. 2007 yılında Antakya'da çekilen Cevdet Mercan'ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan yine Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberim'de Güloya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli rol oynadı. Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla 51. Monte Carlo Televizyon Festivali'nde en iyi pembe dizi kategorisinde aday gösterildi. 2010 yılında Yusuf Kurçen'in yönettiği Yüreğine Sor filmiyle de sinemadaki ilk başrolünü oynadı. Daha sonra da çeşitli dizi ve film projelerinde yer alan oyuncunun son işi Zeytin Ağacı Dizisi Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. 8 bölümden oluşan dizide Tuğba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimlerle başrolde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkede izlenme listesine bir numaradan giren dizi için Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'dan da yorum geldi. Akın, Zeytin Ağacı dizisinin birkaç bölümünü izledim. Adar ile dizinin başarısına katkınız çok büyük. Tebrikler Tuğbacım ifadelerini kullandı. Peki zeytin ağacının konusuna kısaca ondan da bahsedelim. Ada, Tuba Büyüküstün, Sevgi, Boncuk Yılmaz ve Leyla, Seda Bakan'ın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşüyor. Ada başarılı bir genel cerrah, Sevgi de hırslı bir avukat, Leyla ise ikisinin aksine çalışıp kariyer yapmamış, eşi ve oğluyla rahat bir yaşam sürüyor. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ, sevgiye kanser teşhisi konduktan sonra. En büyük sınavını veriyor. Sevgi adanın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gidiyor. Leyla'dan Kendisi... gizemli bir adam bulmak için Ayvalık'a götürmesini istiyor. Sevgi'yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyuluyorlar. Henüz bilmedikleri şey bu yolculuğun hayatlarını tamamen değiştireceği. Sevgi'nin başlattığı bu arayış sadece onun değil adayla... Leyla'nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden oluyor.